Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 7. haftasının 3. videosundayız. Üçgende alanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani alan kaydırmadan ve sinüs alan formülünden bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 75 ve 76 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan kaydırma soru çözerken belki de en çok zevk alacağın çözüm tekniklerinden biridir. Bu alan kaydırmayı ne zaman yapıyoruz? İki paralel doğru arasında Tabanları aynı olan üçgenler olduğu zaman alan kaydırmasını yapabiliriz. Tabanları aynıysa buradaki tepe noktası böyle diğer paralel doğru üstünde her yerde olabilir. İşte bu üçgenlerin alanları birbirinin tıpkısının aynısıdır. Sebep? Çünkü bu tabanları aynı mı? Aynı. E buradan bir yükseklik çizsen, buradan da bir yükseklik çizsen, burada da bir yükseklik çizsen paralel doğrular arasında çizilen dikmeler eşit ya. Aa hocam tabanları aynı, yükseklikleri aynı olan üçgenler olduğu için bunlar... O zaman alanları da ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Niye alan kaydırma diyoruz? Bu arada benim uydurduğum bir şey bu. Alan kaydırmayı şundan dolayı diyoruz. İki üçgenin tabanları aynı ya paralel iki doğru arasında. Eğer bir üçgen varsa ve o üçgenin sonucuna ulaşamıyorsanız büyük ihtimal alan kaydırırsınız. Paralel iki doğru arasındaki tabanı seçersiniz. Tepe noktasını burada istediğin yere oynat. Paralel doğru üstünde. Al bunu buraya çek. Bunu buraya çektiğin zaman ne oldu? Bak şu kırmızı üçgen oldu. Bu üçgenin alanı da önceki mavi üçgenin alanıyla aynıdır. Tabanlar aynı yüksekler aynı olduğu için. İstersen bu noktayı al şuraya getir. Bak yine aynı taban aynı yükseklik aynı olduğu için. İstersen bunu en uç noktaya çek. Aha da buraya çek fark etmez. Alan yine değişir mi? Değişmez. Tabanları aynı yüksekleri aynı olduğu için. Genelde ne yapıyoruz? Bu noktayı böyle kaydırıyoruz. En köşeye doğru kaydırıyoruz. İşte o yüzden bilmiyorum ben bunu çözerken çok zevk alıyorum. Özellikle bu alan kaydırmayı. İlerleyen konularda paralel kenarda, eşkenar dörtgende, dikdörtgende, karede yani karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde de yapacaksınız. Gerçekten çok zevkli. Ha sen istersen taban ve tabana ait yüksek ispat yöntemiyle de yapabilirsin ama bu önemli. Bir önceki iki videoda ne yaptık? Alan formülünden bahsettik. Sonra alan dağıtmadan bahsettik. Bir de alan kaydırmayı bilirsen büyük ihtimal karşısına çıkabilecek her soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Yani soruların %80'inde hakimsin demektir. O yüzden buna da dikkat et lütfen. Hadi bakalım şimdi sorusuna bakalım. Soruya baktığımız an. Aa hocam şekilde 90 derece var. Üçgenin alanı %99.9 taban çarpı yükseklik bölgeden çıkar. Ama bu üçgende hiçbir taban var mı? Yok. Eyvah ne yapacağız? O zaman şuna bakacağız. Bak paralellik verilmiş. İki paralel doğru arasında bir üçgen var ve bu üçgenin alanı soruluyor. Alan kaydır kardeşim. Alan kaydırırken de paralel doğrularda bak taban burası değil mi? Paralel doğru üstünde verilen bir kenara biz taban diyoruz. İşte paralel doğru üstünde de bir nokta var. Bak tepesi de burası. Bu tepeyi kaydıracaksın sadece. Çek buraya çek 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 çek. En köşeye çekmek en mantıklıdır. Aldın bunu hop buraya getirdin. Tepe noktası bu tabanı bu olacak şekilde bir üçgen oluşturacak olursam bak oluşturdum şöyle. Aa hocam bu üçgenin alanı da yine aynıdır. Tabanları aynı yüksekleri aynı olduğundan dolayı. Evet yani ben şurada alanı bulurken şu alanı bulsam yeterli olacaktır. E bakıyorum şimdi bu üçgende taban belli mi belli. Tabana ait yükseklik 90 derece var ya Büyük ihtimal taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkacak. Tabana ait yükseklik tepesi burası olduğu için buradan çizilen yükseklikte hop 6 diye mi? Evet. Aslında alan D, C dediğimiz alan D, B, e eşit oldu. Alan D, B, e eşit oldu. Bu da neye eşittir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den 12'ye eşit oldu. Gerçekten güzel bir teknik değil mi gençler? Evet örnek 27. 12 oldu geldik örnek 28'e. Evet bizden taralı alan isteniyor. Ne yapacağız burada? yapacağımız hamle belli. Hocam şu üçgenin alanı belli. Hatta şuraya bir A diyelim isterseniz A'yı rahat bir şekilde bulabiliriz. Nereden dolayı? Dik üçgenden dolayı. Beni sıkıntıya sokan alan neresi? B alanı. A, B alanında iki tane paralel doğru arasında değil mi? Evet. Paralel doğrular arasında bir üçgen alanı isteniyorsa ne yapacaksın? Tabanı belirleyeceksin. Hocam taban burası. Paralel doğru üstündeki taban. de işte burada diğer paralel doğru üstündeki bir nokta. Buradaki tepe noktasını oynatacaksın kardeşim kaydıracaksın. Hop buraya gelsem bir üçgen çizsem değil. Genelde en köşeye çizmek mantıklı. Aldın onu hop çektim buraya. Aha da burada. Tepe noktası bu taban da bu olacak şekilde bir üçgen oluştursam. Hocam üçgenimizi şöyle oluşturduk. Ve ne geldi? Aman Allah'ım. Şu üçgenin alanı da B alanı mı yaptı? Evet. Bizden ne isteniyordu? A artı B alanı isteniyordu. Bak A artı B. A'yı ayrı B'yi ayrı bulmayayım. A artı B yan yana mı geldi? Evet yan yana bir dik üçgenin alanı yaptı. 4 çarpı 5 bölü 2 yaptı. Yani 20 bölü 2'den cevap 10 çıktı. Mükemmel ya gerçekten. Çok zevkli ya. Ben çok zevk alıyorum bilmiyorum. İnşallah sen de zevk alıyorsun. Örnek 29. Bana bak bakayım şimdi. Bak bakayım. Ne yapacaksın? Kendimi büyüttüğüm an ne yapacağını biliyorsun. Çöz. Çözersin. Çünkü geçmişteki videoları da ilgilendiriyor. O yüzden hem de sana bir antrenman olsun. Ama farklı yollarda çözülebilir tabii ki. Taban çarpı yüksek bölü 2'den de çözülebilir de. alan kaydırmadan şöyle bir çözmeni istiyorum. Anlaştık. Hadi çözersin. İnanıyorum. Yaparsın. Yalnız burada ağırlık merkezini kullanmak zorundasın. Ağırlık merkezini nasıl kullanacaksın? Oranlamalardan dolayı. Değil mi? Hmm, oran varsa alan dağıtma da vardır. Çok spoiler verdik. Hadi bakayım ben çözüme başlayayım. Şimdi burada alan DF'ye 6 vermiş. Hocam baktığın zaman iki paralel doğru arasında. Bak şunları paralel vermiş. Bu iki paralel doğru arasında bir üçgen var. Alan kaydırma yapacağım. Eyvallah. Ama Ağırlık merkezinden işte ben bunu kullanacağım. Ağırlık merkezinden böyle paralel çizince ki zaten sen şunu çizsen hocam 2'ye 1 oran var ya. 2'ye 1 oran, 2'ye 1 oran. Hemen buraları yazabiliriz. Yani şuraya bir 2A, buraya A, buraya 2B, buraya da B. Yazalım mı? Yazalım. Sonra ne yapacağız hocam? Şu paralel doğrular arasında bir üçgen var. Tabana ait yükseklikten şunun alanını, tabana ait yükseklikten bunun alanını yazabilirsin aslında ama. Yok kardeşim ben alan kaydırmadan gideceğim. Hadi bakalım. İki paralel doğru arasında tabanı buldum. Çünkü taban işte burasıydı. O paralel doğru üstündeki. Tepe noktası da burası. O, oynatacağım. İster sol en köşeye ister sağ en köşeye yap. Hiç fark etmez. E ne yapalım hocam? Aldım onu hop buraya getirdim. Bak bu noktayı buraya kaydırdım. Şimdi üçgeni oluşturuyorum. Bak oluşturdum. Şu üçgenin alanında yine nedir arkadaşım? Bu üçgenin alanında tabii ki tam çizemedim ya. Şunu düzgün çizeyim. Hop şöyle hocam bu üçgenin alanında 6'dır. E sonra ne yapacağız? Çünkü bu alanla bu alan birbirine eşit. Hocam alanı dağıtacağız bak. B'de kalan 6 ise 2B'de kalan tepe noktası E'ye göre diyoruz değil mi? B'deki 6 E'ye kadar. 2B'deki de ne olacaktır o zaman? 12. Sonra şu hatayı yapmamışsındır. Sana güveniyorum, sana inanıyorum, sana güvenim sonsuz. Hocam 2A'daki 12 ise A'daki 6 mı dedin yoksa? Saçını başına yolayım mı? Niye hocam? Bak 2A'dan A'ya geçiş yaparken A'daki tepe noktası burası değil mi kardeşim? O zaman 2A'daki 18 diyeceksin. 2A'daki 18 sağdaki de kaç yapar? 9 yapar. E tüm alan 12 burada 6 burada 9 burada. 12 artı 6 artı 9 yapar. O da kaç yapıyor? 27 yapıyor. Ya inanıyorum büyük ihtimalle o hatayı yapmamışsındır. Çünkü sen geçenki videoda anladın olayı. Alan dağıtmayı çok iyi bir şekilde anladın. Burada da bence yanlış yapmamışsındır diye tahmin ediyorum. Evet örnek 29. Gel, 27 çıktı geldik örnek 30'a. Yani alan kaydırmanın son sorusuna. Ha, bakalım ne diyor. Ya alan kaydırma derken belki alan kaydırmada çıkmayabilir onu da söyleyeyim ama biz genelde bunu tercih ediyoruz. Şimdi S1 bölü S2'yi 3 bölü 4 vermiş. Yani burası 3A iken burası 4A verilmiş. Hocam alanların birbirine eşit olmasını kullanabiliyor muyuz? Maalesef tepe noktaları ayrı yerde olduğu için bak şurada baktığım zaman şu tabanlara göre baktığım zaman tepe noktaları ayrı, ayrı yerde. E ben burada bir oran yazamam. E başka ne yapacağız? Hocam 3A'ya 4A. Tepe noktaları şöyle yapsam. Şu taban burası iken tepe noktası burası. Ama taban burada da değil. Bu tepe noktasına göre bakalım. Şunun tabanı burada. Bunun burada. Tepe noktaları hiçbir yerde hangi açıdan bakarsan bak maalesef olmuyor. E ne yapacağız? Hocam paralel doğrular üstünde şuradaki üçgen değil mi? Paralel doğrular arasında daha doğrusu. E o zaman paralel doğrular arasında ise tabanı belirledim. Şöyle. Sonra tepe noktasında oynatacağım. Hop en köşeye çizmek en mantıklıydı. Çizdim buraya. Hocam şuradaki alan da 3A mı yapar? Önceden bak burası 3A'dı. Şimdi kaydırdım. Burası da 3A mı yaptı? Evet hocam bu alan da 3A yaptı. Bak dikkat. Önceden bu maviye 3A yazmıştım. Şimdi buradaki alan da 3A yaptı. E şimdi 3A'ya 4A bir işime yarıyor mu? Bak bakalım. Bu tabana göre tepesi burası. Bu tabana göre tepesi burası. A tepe noktaları aynı. Alanlardaki oran tabandaki oranı verir mi bize? Verir. E o zaman 3'e 4 oran varsa burası 3'ün katıdır, burası da 4'ün katıdır. Yani 3k'ya 4k yazacağız. Yalnız Ege Ankara böyle AC uzunluğu isteniliyor ya bizden. Ege Ankara böyle AC. Yani sen burada 3k'ya 4k diyeceğine direkt buraya da x dediğin zaman böyle k'lar M'lar biraz karışabilir. Oran isteniliyor ya. x'i de k cinsinden bulacaksın sonuçta. Bence k yazma. Zaten soruda böyle oran isteniliyorsa sen burada 3'e 4 buldun ya. 3k 4k bence yazma. 3'e 4 şeklinde yazabilirsin. Çünkü sonuçta burayı x'i bulduğun zaman k'lı dediğin zaman burayı da k'lı bulacaksın zaten. E burada sayı değeri verdiğin zaman nasıl olacak? 3'e 4 dediğin zaman burayı da sayı değeri olarak bulacaksın. Neyse Ege Ankara isteniyor bizden. E hocam başka ne yapacağız burada? Bak kardeşim sana verilen bilgilere bak. Şimdi paralellik verilmiş. Sen buradaki paralelliği kullandın. Her zaman ne diyoruz? Soruda bir şeyler verildiği zaman Verilen bilgiyi kullanmak zorundayız. Hocam şu paralellik nasıl kullanılır? E burada şurada alanı dağıtmış olsaydım hop böyle bir işim yaramayacaktı. Ha e, bu paralelliği de temel kullanabilirim. Bak şurada bir temel orantı var. Şunlar paralelse 4'e x oran var. Burada da 4'e x oran olmayacak mı? Yani burası 4k iken burası xk olacak mı arkadaşım? Olacak. E şimdi ne yapacağız? Arkadaş bir de şu paralelliğe bir daha bakalım. Hocam burada 4'e x oran varsa burada da 4'e x oran olacak. Yani 4K'nın xK'ya oranı yazayım şöyle 4K'nın xK'ya oranı eşittir. 4 artı x bölü 3 değil midir? Evet bak bu soruyu zor yapan nedir? Birkaç fark, farklı kazanımın sorunun içerisinde olması. Yani sadece alanı ilgilendirmiyor bak. Alan tamam alan kaydırma var tamam bir de benzerlik var. Ama benzerlikte de zaten bu soru bu haliyle gelmiş olsaydı zorlanacaktınız. Hani buraya 4 3 deyip buraya da x deseydim. X nedir diye sorsaydım ki benzerlik de var. Zaten buna benzer bir soru. Ee, burada bir tık daha zorunu sormuşum. Ee, orada o soruda zorlanmışsınız. E, burada da alan içinde koyduk. Zorlanacaksınız tabi ama daha önce çözdüğümüz teknik. Neyse verilen bilgileri kullanmak. Bak şöyle hocam 4 bölü x 4 artı x bölü 3'e eşittir. Niye? Şu paralellikleri kullandım en sonunda arkadaşım. E işler dışlar yapalım. Bak k'lar gitti burada 12 eşittir. X çarpı 4 artı x olduğundan dolayı Hisset kardeşim. X yerine 2 yazarsak 2 çarpı 6'tan 12 yapıyor. X 2 bulursun. Ve bizden Ege Ankara bölü AC isteniyor. Ege Ankara X. X dediğimiz nedir? 2. 2 bölü AC. 4 2 ve 3'ün toplamı. Yani 9. Cevabımız 2 bölü 9 çıkar. Güzel bir soruydu. Zor bir soruydu. Olsun azıcık zor sorularda da biraz haşır neşir olacağız. Çünkü zor sorular bizi bütün böyle şeyleri tekrar ettirir arkadaşlar. ÖSYM'de bazen de bunu yapıyor özellikle AYT'de dikkatli olmak lazım. Geldik sinüs alan formülüne arkadaşım. Tabii bunlar çarpı olacak. Niye böyle böyle olduysa çok ilginç. Ben şuraya bir şey yapayım çarpı olarak söyledim. Arkadaşlar sinüs alan formülü dediğimiz şey şu. Sinüs alan formülü dediğim şey şu. Bir daha tekrarladım ama. Bir, bir üçgenin bir açı varsa ve kolları varsa üçgenin alanı A çarpı C çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir. Yani kollar çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir. Bunu bileceğiz mi? Bilseniz iyi olur arkadaşlar. Genelde trigonometride de soruluyor. Bu trigonometrik. Genelde trigonometride de soruluyor. Ama ben size şunu söyleyeceğim. Bak tekrar söylüyorum. Kollar çarpı sinüs alfa bölü 2. Bunun ispatı zaten nereden geliyor arkadaşlar? Bunun ispatı dik üçgenden geliyor. Yani sinüsler, kosinüsler, tanjantlar, kotanjantlar olduğu zaman hepsi dik üçgenden gelmiyor mu? Evet e, bunun da ispatı zaten dik üçgenden geliyor. E o zaman biz sinüslü alan formülü kullanmamıza gerek yok aslında şöyle baktığınız zaman. Evet aslında ben bütün böyle sinüs alan formülüyle çözülebilen her bir soruyu çok rahat bir şekilde taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çözüyorum arkadaşlar. Biraz sonra da birkaç örneğimi de gösteririm sana. Ama yine de bunu bilmekte fayda var mı? Var. Hani kosinüs teoremindeki gibi öyle yasaklamıyorum aslında sinüs teoreminde. Çünkü bazen bu da işinizi kolaylaştırıyor. Neymiş? Kollar açı kollar arasında açı varsa kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 bana neyi veriyormuş? Alanı veriyor. Aa, her soruda da bunu uygulama kardeşim. Ha böyle bir şey geldi. 30 burası 6 burası 8. 6 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2 de burada da yapılmaz. Niye? Çizersin bir 90 derece 30'un mantığı için. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3 dersin. 8 çarpı 3 bölü 2 de alanı veriyor kardeşim. Sinüs burada işimizi daha da zorlaştırmıyor mu? Zorlaştırıyor. O yüzden öyle her soruda özellikle özel açı falan olduğunda bence sinüsü kullanma ama sinüs teoremi de yine de bil. Şimdi sorularına bakalım. <laughs> bu klasik bir sorudur. Sorularda da karşımıza çıkar. Trigonometride de gördüğünüz böyle trigonometride sinüs alan formülü anlatımda ilk bu soruyla karşılaşırsınız. Bakalım ne diyor soru. ABC ve BD'ye birer üçgen ve taralı alanlar birbirine eşit. Taralı alanların birbirine eşitliğini kullanacağım ben. Şimdi bu alanların eşitliğini nasıl kullanabilir? Hocam buradaki açılar eşit ama açının kolları yok. Bir işime yarayacak mı? Yaramayacak. Sildim. E başka ne yapabiliriz? Hocam bu açı alanların eşit olması boş boşuna verilmedi. Aa şuraya bir B alan dersem. Bak şuradaki dikey de A artı B yaptı. Hatta dikeyi şöyle karalayayım arkadaşım. Dikeydeki alan da A artı B yaptı. Ve şu yataydaki alan da A artı B yaptı. Bak şuradaki alan da A artı B yaptı. O zaman bu A artı B'leri eşitleyeceğim. Ve dikkat et. Dikeydeki ve yataydaki yani sarıdaki ve mavideki ortak bir açı var değil mi? Yani o zaman A artı B alanını yazalım. Taralı alanların eşitliğini kullanalım. A artı B alanı hem sarı alan yani 7 çarpı 2 çarpı sinüs alfa bölü 2. 7 çarpı 2 çarpı sinüs alfa bölü 2. Hem de ne eşit mavi alana. Mavi alanda hop şu. 3 çarpı 2 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2'ye mi eşit? Evet. Sin alfa bölü 2'ler bak gitti. Ne olacak buradan? Hatta yukarıda işlemi devamını getireyim. Buradan 14 neye eşit oluyor? 6 artı 3 x e eşit oldu. 8 eşittir 3 x'ten x de böyle 8 bölü 3 çıktı. Tamam. İşte özellikle birer açıları ortak olan böyle üçgenlerde olduğu zaman açı. Açı deyince de aklınıza sinüs alan formülü girebilir. Hocam bunu böyle Sinüsüz nasıl yapabiliriz? Kardeşim şuradan bir yükseklik atarsın. Buradan da bir yükseklik atarsın. Bak dikkat et. Buradan attığın yükseklikle buradan attığın yükseklikteki oranı görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Ne var burada? Hocam bak 3 bölü 7 oran var. E buraya 3 aç buraya 7 aç deyip bu üçgenle bu üçgenin alanını böyle ne yapabilirsin? Eşitleyebilirsin. Aynı olay yine çıkacaktır. Tamam mı? Evet. Olay bu gençler ama işte bu sinüs alan Bilmek de lazım. bilmek de lazım. Geldik şuraya. Örnek 32. Bak direkt şeysiz yapacağım. Sinüssüz yapacağım. Öncelikle ne yapacaksın? Hocam şekilde 90 ya özel bir açı varsa tabana ait yükseklik çizmek lazım. Hop tabana ait yükseklik. Burada haşı bulursam olay bitti. Dal alfa betaya haşı bul. Şu üçgenle şu üçgen benzer olacak ya. Haşı da bulduktan sonra taban çarpı yükseklik bölü 2 de sana neyi verecek? Cevap verecek. Bitti. Bak eski bilginle yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Özel 90'ların olduğu soruda. Ama biz şimdi değiliz ya sinüsten yapayım. Hocam bu üçgenin alanı bulmak için tabana ait yükseklik var. Ben bu alfayı bulursam yani 3 çarpı 12 çarpı 3 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2'den sonuca ulaşabilirim. E o zaman hadi bakalım ulaşmaya çalışalım. E, burada ne yapacağız arkadaş? Burada şunu yapacağız. Neyi yapacağız? Dikkat edersen sinüs alfa lazım. E tamamı 90 ya burası beta burası da alfa değil mi? Evet 5 12 13 üçgeni bu. Aa bu üçgende sinüs alfa belli mi? Belli. Sinüs alfa nedir? 12 bölü 13'e eşittir. E o zaman 12 bölü 13'e eşitse yazarsın burada yerine. E burası 3 çarpı 12 çarpı. Sinüs alfa yerine 12 bölü 13 yazıyorum. Bir de bölü ikisi var. Şunlar şunlar sadeleşti. E, hatta şunları sadeleştireyim Çarpı hakkında daha kolay olacak. 6. Şu 36 ile 6'nı çarpımı kaç yapıyor? 216 bölü 13 yapar. Böylelikle cevabımız arkadaşlar. Yani örnek 32 bu çıktı. Tabana ait yükseklikten de sonuca ulaşabilirdim. Geldik örnek 33'e. Evet. ABC eşkenar üçgen. Hemen eşkenar üçgense eşkenarlığını bilsin. Şu eşkenarlığı da şöyle göstereyim ben. Tamam ya da şu eşkenarlığı da şöyle göstereyim. İçerisini boyayayım. Yani bütün kenarlar kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. Eyvallah. Bütün kenarlar 4, 4, 4. Başka neler verilmiş bana şimdi? E, verilen bilgileri okumaya çalışayım. BC'yi 4 vermiş. Burası da 4. Bunu da tamam 4. Eyvallah. DK ile KB'nin çarpımı verilmiş. Hmm. DK ile KB'nin çarpımı verilmiş. Başka ne verilmiş? AK ile KC'nin çarpımı eşit verilmiş. Vay şu mavilerin çarpımına eşit verilmiş. Şunu düzgün yapayım. Hocam bu çarpımlar ne işimize yarayacak bizim? Bak. Hem şu ikisini çarpma hem de bu ikisini çarpma. Aa ikisinde de şurada bir açı yok. Eşit değil mi? Eşit. E ikisi çarpım bir de alfa deyince aklımıza ne gelecek? Sinüs. E o zaman şu ikisini çarpma. Yani şöyle yapayım arkadaşlar şöyle teknolojiyi de biraz kullanayım. Hop dk çarpı şuraya da ctrl e, v diyeyim. ha, dk çarpı kc kb dk çarpı kb çarpı sinüs alfa ne eşit olur az zaman. Yani bunların şu dk çarpı kb var ya burada da dk çarpı kc var ya bunun sinüs alfa ile her iki tarafı da çarpacak olursam onu yapıyorum yani burada. E sinüs alfa ile her iki tarafı çarpıyorum şimdi. Hadi bakalım çarptık. AK çarpı KC çarpı sinüs alfa. Bunlar da birbirine eşit olmaz mı arkadaşlar? Olur değil mi? Haydi bakalım şunu da koydum. Bu da neye eşit oldu? Şuna eşit oldu. Evet. A bu ne demek? DK çarpı KB çarpı sinüs alfa bölü 2 ile çarpayım daha doğrusu. AK çarpı KC çarpı sinüs alfa bölü 2 birbirine eşit oldu. Dolayısıyla buradaki alanla buradaki alan birbirine eşit midir? Kesinlikle eşittir. E bu alanların eşitliği var. Bir de şuraya bir B alanı dersek. Ana A artı B alanı eşkenar üçgen alanı yaptı. A artı B alanı bir de bu dik üçgenin alanı yaptı. Yani A artı B alanı hem eşkenar üçgenin yani A kare kök 3 bölü 4'e eşit. Hem de ne eşit? A artı B alanı x çarpı 4 bölü 2 eşit. x çarpı 4 bölü 2 eşit. Bunlar her ikisi de birbirine eşit olmak zorunda. Şunlar şunlar sadeleşsin. Buradaki 4 ile de buradaki 4 sadeleşsin. 2 ile karşı tarafı çarptım x eşittir 2 kök 3 mü yaptı? Evet bizden de 2 kök 3 isteniyor. Zor bir soru mu? Bir tık zor bir soru ama böyle bu çarpımların mantığından bir yola çıkmamız lazımdı. Aa hocam buradaki açılar da eşit ya. Hem çarpımları var hem aradaki açı. Aklımıza sinüs teoremini getirdi. Aklıma gelen başıma geldi. Sinüs alfa bölü 2 ile çarptım her iki tarafı. O zaman dk çarpı kb çarpı sinüs alfa bölü 2. Ak çarpı kc çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit olduğundan. Bunlar ne oldu? birbirine eşit yani alanlara eşit oldu. Yazdık ve sonradan sonuca çok rahat bir şekilde oluştuk. eşkenar üçgen alanı ve dik üçgenin alanını eşitledik daha doğrusu. Güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Örnek 33'de böylelikle bulmuş olduk. Ve geldik örnek 34'e diyeceğim ama işte çember alan ilişkisi. Onu da bir sonraki videoya halledelim isterseniz. Bir sonraki videoda son video olacak. İşte çember alan ilişkisi ve başka ne var? Başka sanırım ağırlık merkezi değil mi? Ağırlık merkezi alan ilişkisi bir de benzerlik alan ilişkisi var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, alanın son videosunda görüşmek dileğiyle daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.